I chose archaeology as a subject because it combines sciences and history together, and it allows for a really interesting work environment. The skills we learn in archaeology, such as dating methods, sampling, ancient language, and the sciences, allow us to work in a number of diverse fields after we graduate. I chose archaeology at Bilkent specifically because it not only has experienced instructors from Turkey, but also from all over the world, such as Germany, France, Canada, and the USA. It also gives us opportunity to engage in field work, study abroad programs, study ancient languages, and take part in practical classes. Each instructor has his or her own method of teaching, which makes the classes exciting and understandable. We have celebrated the 30 years of the Department of Archaeology of Bilkent University. The concept of the department for the undergraduate students is for 2 years to give a general knowledge, and after two years, after they know about the different periods, the different objects, then they can make a choice and they are taking some specialized class on a specific period, the one that they like, but they have all the tool in hand to make a good choice. Our department is teaching in English, and our staff actually is international. We have instructors from many nationalities. We have also Turkish instructors, in a way that the students are ready to follow their studies abroad or in Turkey as they wish. We also have a quite large Erasmus program, which is a very good experience for the young student to go abroad. Our class have a small number of students for graduate and undergraduate courses because we want to have an interactive class, and also we want to be able to follow our students, to see their progress, to see their problem, and to help them. Ben Çiler Çilingiroğlu, Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde öğretim üyesiyim. Uzun yıllar boyunca Anadolu'da, Türkiye'de arkeolojik kazılara katıldım, araştırmalar yürüttüm. 2001 Bilkent Arkeoloji ve Sanat Tarihi mezunuyum. 2015 yılından itibaren İzmir'in Karaburun ilçesinde yüzey araştırmaları yürüttüm ve bu çalışmalar halen devam ediyor. 2017 yılından itibaren de Çatalhöyük'ün bilimsel başkanlığını yürütüyorum. Bilkent Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, ki o zamanki ismi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'ydü, Türkiye'nin en nitelikli arkeoloji eğitimlerinden birini veriyor. Bunun arkasındaki en önemli neden tabii ki ilk başta Bilkent Üniversitesi'nin oldukça köklü bir üniversite olması, çok iyi araştırma imkanları, kütüphane imkanları sağlamış olması, diğer yandan da arkeoloji bölümü öğretim üyelerinin çok nitelikli kişilerden, uzmanlardan oluşuyor olması. Bu bizim için çok büyük bir avantajdı ve ilk seneden itibaren İngilizce olarak yürüttüğümüz derslerde görsel materyallerin de yardımıyla, kitapların, makalelerin de yardımıyla, Bilkent Kütüphanesi'nin de yardımıyla buradaki lisans eğitimimizi oldukça yüksek bir akademik düzeyde tamamladık. İsmim Tümaya Sena. 1998'de Bilkent Arkeoloji Sanat Tarihi bölümünden mezun oldum. Bilkent'in ve bölümün benim için çok ayrı bir yeri var ve onu paylaşmak isterim bütün genç arkadaşlarımla. Ben Nokta adında bir internet şirketinin 5 kurucusundan birisiyim. Üniversiteden hemen mezun olduktan sonra farklı bir işim olmadı. Dolayısıyla hiçbir zaman bir CV'm olmadı maalesef. Bir girişimci olarak Türkiye'de internetin ilk parlamaya başladığı yıllarda bir internet şirketi kurduk. Bu şirket büyüdü. Yurt dışından, Intel'den, yabancı yatırım alan Türkiye'deki ilk şirketlerden birisi oldu. Hala da ayda 15 milyonun üzerinde tekil kullanıcıya ulaşan ve Türkiye'nin önde gelen mecralarının reklam teknolojilerini yaratan, yöneten bir firma olarak faaliyetine devam ediyor. Biz arkeoloji bölümüne ilk girdiğimiz zaman aslında çok iyi bir formasyon aldık. Bu sadece sosyal bilimler alanında değil, aynı zamanda hayatta zor şeyleri kararlı şekilde
direnerek, pes etmeden ve kaliteli şekilde yapma konusunda belki de eşi bulunmaz bir eğitimdi. Arkeolojide öğrendiğim her şey tarihten gelmekle beraber ya da tarih öncesinden gelmekle beraber iş hayatında pratik konuların üzerine gidip her gün karşınıza farklı problemler çıkıyor. Bunların çözümünde kararlı, dirençli, kalite odaklı öğrendiğiniz her şeyi kullanma fırsatını verdi. Bilkent Arkeolojiyi seçmemdeki en büyük etken eğitim dilinin İngilizce olması. Çünkü yayınları takip ederken, özellikle yabancı yayınları takip ederken terminolojiye hakim olabilmek çok önemli. Bunun yanında hocalarımız alanlarında çok uzman ve donanımlı insanlar. Onlarla birebir iletişime geçebiliyoruz ki bu bence eğitim sürecinde çok önemli. Ayrıca hocalarımız çok yardımsever ve sınıflar az kişi olduğu için bize daha da yardım etme fırsatı buluyorlar. Okulumuzda her türlü kaynağa ulaşabileceğimiz bir kütüphane var ki arkeoloji bölümü için kütüphaneye erişim sağlayabilmek, kaynaklara erişim sağlayabilmek çok önemli. Bunun yanında bizim bir de bölümümüze ait kendi kütüphanemiz var. Burada da yine akademik anlamda çalışma yaparken birçok kaynağa erişebiliyoruz. Bilkent Üniversitesi bence sosyal anlamda çok aktif bir üniversite. Çünkü kampüs dışında da gidebileceğimiz kafeler, restoranlar var. Bunun yanında öğrencilere fazla imkan sağlıyor. Mesela öğrenci çalışma programı var, ben de yararlanıyorum. Bize ek gelir anlamında çok yardımcı oluyor bu program. Hocalarımızın referansları ve networkleri sayesinde yurt dışında staj yapma imkanımız bulunuyor. Bunun yanında Erasmus'la gidilebilecek birçok Avrupa üniversitesiyle anlaşmamız var. Aldığımız eğitim dili de İngilizce olduğu için yurt dışında çok kolay uyum sağlayabiliyoruz. Arkeolojinin benim için en keyifli yanı kazılara gitmek. Çünkü bir proje üzerinde çalışmak, araştırma yapmak, görmek, öğrenmek hem çok eğitici hem çok eğlenceli bir süreç bizim için. Bilkent'in arkeoloji bölümünde okuyan tüm yüksek lisans öğrencilerine bir burs ve maaş imkanı sağlanıyor. Bu burs bizim yıllık eğitim ücretimizi karşılıyor. Aynı zamanda yurtta kalma ve yaşam masrafları gibi giderlerimizin karşılanmasına da yardımcı oluyor. Biz her ay bu bursu alıyoruz. Bunun dışında şu anda bulunduğumuz ofis de bölümümüzün bize tanıdığı ayrıcalıklardan bir tanesi. Ne zaman olduğuna bakmaksızın biz buraya gelip çalışmalarımızı sürdürebiliyoruz. Yüksek lisans programını tamamladıktan sonra ben yurt dışındaki doktora programlarına başvurmayı düşünüyorum. Bilkent Arkeoloji bölümündeki saygın ve tanınan hocaların referansları sayesinde o doktora programlarına iyi bir aday olacağımı düşünüyorum. Ve aynı zamanda tezimi yazarken de bana sağladıkları destekle birlikte bu tezin niteliğinin arttığını ve artacağını düşünüyorum. Bilkent Arkeoloji öğrencileri seminer ve konferanslar açısından oldukça şanslı. Çünkü bölümümüzün düzenlediği bu etkinliklerde biz alanında tanınmış prestijli hocaların güncel araştırmalarından haberdar olabiliyoruz. Ayrıca şehrimizin de bize vermiş olduğu bazı avantajlar var. Bu avantajlar 3 tane büyük enstitü var Ankara'da. İngiliz Arkeoloji Enstitüsü, Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Amerikan Araştırma Enstitüsü. Bu enstitülerde konferans ve seminerler düzenleniyor. Aynı zamanda atölyeler düzenleniyor. Arkeoloji de kendisini teknolojiyle birleştirmek isteyen, bu amaç uğrunda yenilenen bir alan olduğu için bu atölyeler bizim işimize çok yarıyor. Çünkü biz arkeolojinin başka metotlarla nasıl birleştirebileceğini görüyoruz. Bu bizim açımızdan çok büyük bir şans. We also have a partnership with the excavations of La Bronda next to Milas. And it's a big chance for the students to be able to have internship in the field. We don't want to make our class only in the classroom. So we are taking the student to field work, for example, and we are using technology. We have a total station. We are even using drone. Then we take them to site
visit and we take them to museum like this museum because we think that Turkey is an open-air museum and we want to teach to the student to look to this museum, to visit this museum as an archaeologist. We are giving a scholarship to most of the student, undergraduate student, which can be 100% or 50% scholarship. For the master student, we are giving 100% scholarship. We are also providing a financial support and a place to stay. Through our projects and our activities, we are developing the skill of our students. And our aim is to receive national and international future archaeologists.